Ama ikinci muhaldeki müşkilat ise, müteaddit risalelerde ispat edildiği gibi, eğer bütün eşya vahid-i ehade verilse, bütün eşya bir tek şey gibi suhuletli ve kolay olur. Eğer esbaba ve tabiata verilse, bir tek şey umum eşya kadar müşkilatlı olduğu müteaddit ve kat'i buranlarla ispat edilmiş. Bir burhanın hulasası şudur ki, nasıl ki bir adam padişaha askerlik veya memuriyet cihetiyle intisap etse, o memur ve o asker o intisap kuvvetiyle 100.000 defa kuvveti şahsiyesinden fazla işlere medar olabilir. Ve padişahı namına bazen bir şahı esir eder. Çünkü gördüğü işlerin ve yaptığı eserlerin cihazatını ve kuvvetini kendi taşımıyor ve taşımaya da mecbur olmuyor. O intisap münasebetiyle padişahın hazineleri ve arkasındaki noktayı istinadı olan ordu o kuvveti, o cihazatı taşıyor. Demek gördüğü işler şahane olarak bir padişahın işi gibi ve gösterdiği eserler bir ordu eseri misillü harika olabilir. Nasıl ki karınca o memuriyet cihetiyle Firavun'un sarayını harap ediyor, sinek o intisap ile Nemrud'u gebertiyor ve o intisapla buğday tanesi gibi bir çam çekirdeği koca çam ağacının bütün cihazatını yetiştiriyor. Haşiye: eğer o intisap olsa o çekirdek kaderi ilahiden bir emir alır. O harika işlere mazhar olur. Eğer o intisap kesilse o çekirdeğin hilkati koca çam ağacının hilkatinden daha ziyade cihazat ve iktidar ve sanatı iktiza eder. Çünkü dağdaki kudret eseri olan mücessem çam ağacının bütün azaları cihazatıyla o çekirdekteki kader eseri olan manevi ağaçta mevcut bulunması lazım gelir. Çünkü o koca ağacın fabrikası o çekirdektir. İçindeki kaderi ağaç kudret ile hariçte tezahür eder, cismani çam ağacı olur. Eğer o intisap kesilse ve o memuriyetten terhis edilse, yapacağı işlerin cihazatını ve kuvvetini belinde ve bileğinde taşımaya mecburdur. O vakit o küçücük bileğindeki kuvvet miktarınca ve belindeki cephane adedince iş görebilir. Evvelki vaziyette gayet kolaylıkla gördüğü işleri bu vaziyette ondan istenilse elbette bileğine bir ordu kuvvetini, beline bir padişahın cihazat-ı harbiye fabrikasını yüklemek lazım gelir ki güldürmek için acayip hurafeleri ve masalları hikaye eden maskaralar dahi bu hayalden utanıyorlar. Elhasıl vacibül vücuda her bir mevcudu vermekte vücub derecesinde bir suhulet var ve tabiata icat cihetinde vermekte imtina derecesinde bir müşkilat var ve harici daire-i akıldır. Üçüncü muhal. Bu muhali izah edecek bazı risalelerde beyan edilen iki misaldir. Birinci misal. Bütün asar-ı medeniyette tekmil ve tezyin edilmiş ve hali bir sahrada kurulmuş ve yapılmış bir saraya gayet vahşi bir adam girmiş. İçine bakmış. Binlerle muntazam sanatlı eşyayı görmüş. Vahşetinden ve ahmaklığından hariçten kimse müdahale etmeyip o saray içindeki o eşyadan birisi o sarayı müştemilatıyla beraber yapmıştır diye taharriye başlar. Hangi şeye bakıyor o vahşetli aklı dahi kabil göremiyor ki o şey bunları yapsın. Sonra o sarayın teşkilat programı ve mevcudatın fihristi ve idare kanunları içinde yazılı olan bir defteri görür. Çendan elsiz ve gözsüz ve çekitsiz olan o defter dahi sair içindeki şeyler gibi hiçbir kabiliyeti yoktur ki o sarayı teşkil ve tezyin etsin. Fakat muzdar kalarak bil mecburiye eşyayı ahara nispeten kavanini ilmiyenin bir ünvanı olmak cihetiyle o sarayın mecmuuna bu defteri münasebettar gördüğünden işte bu defterdir ki o sarayı teşkil, tanzim ve tezyin edip bu eşyayı yapmış, takmış, yerleştirmiş diyerek vahşetini ahmakların, sarhoşların hezeyanına çevirmiş. İşte aynen bu misal gibi hadsiz derecede misaldeki saraydan daha muntazam, daha mükemmel ve bütün etrafı mucizane hikmetle dolu şu sarayı alemin içine inkar-ı uluhiyete giden tabiiyyun fikrini taşıyan vahşi bir insan girer.
daire-i mümkünat haricinde olan zat-ı vacibül vücudun şu saray-ı alem eseri sanatı olduğunu düşünmeyerek ve ondan iraz ederek, daire-i mümkünat içinde kader-i ilahinin yazar bozar levhası hükmünde ve kudret-i ilahiyenin kavanini icraatında tebeddül ve tahayyür eden bir defteri olabilen ve pek yanlış ve hata olarak tabiat namı verilen bir mecmua-i kavanini adat-ı ilahiyeyi ve bir fihrist-i sanat-ı rabbaniyeyi görür ve der ki, madem bu eşya bir sebep ister, hiçbir şeyin bu defter gibi münasebeti görünmüyor. Çendan hiçbir cihetle akıl kabul etmez ki gözsüz, şuursuz, kudretsiz bu defter rububiyet-i mutlakının işi olan ve hadsiz bir kudreti iktiza eden icadı yapamaz. Fakat madem sani-i kadimi kabul etmiyorum, öyleyse en münasibi bu defter bunu yapmış ve yapar diyeceğim der. Biz de deriz. Ey ahmakul humakadan tahammuk etmiş sarhoş ahmak. Başını tabiat bataklığından çıkar, arkana bak. Zerraattan seyyarata kadar bütün mevcudat ayrı ayrı lisanlarla vücuduna şehadet ettikleri ve parmaklarıyla işaret ettikleri bir sani-i zülcelali gör. Ve o sarayı yapan ve o deftere sarayın programını yazan nakkaş-ı ezeliğinin cilvesini gör. Fermanına bak, Kur'an'ını dinle, o hezeyanlardan kurtul.''